Merhaba. Siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 18 Mart 2023 cumartesi Adana yarışlarına ait şöyle size kısa 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 bir bilgi vereceğim. Adana'da çim pist iptal oldu. Ee, gece yan aşırı yağmur nedeniyle zaten sosyal medya mecralarında ben paylaşmıştım. Çim pist iptal oldu. E, Ten dolayısıyla kum pistte yaşanacak ve 5. ayak kum pistte yarışacak. E, yarışlar. E, Tendüren yarışı 1900 metre kum oldu. Haberiniz olsun. Onun bilgisini vereyim sizlere. Peşin peşin onu söyleyeyim. Geceden beri yağmurlar var. Bugün sabahleyin de zaten hiçbir at çalışmadı. Pis çok kötüydü. Yani değişmesi gayet doğal yani. Neyse fazla lafı sözü uzatmadan şimdi kısa kısa birer tane sizlere at söyleyeceğim. Bu dediğim atları altılıgan yanlarınızda bulundurun. Dördüncü koşu 14 handikap. Yamak 2-4 yukarı İngilizler. 1400 metre mesafe kumpis bu yarışta. 7 numaralı The Night Hunter'ı mutlaka altılıgan yanlarınızda yazınız. Ee, bu at e, bugün ters bir yarış yapacak bence. Altı kayanlarınıza yazınız. Zaten favoratlardan bahsetmiyorum. Bakın arkadaşlar ben söyleyeceğim atlar benim muhtemelen e, AGF'de çok geri planda kalmış atları e, bahsedeceğim sizlere. Mesela burada tutupta e, tutup da favori söylemenin hiçbir manası yok. Yani bilmiyorum da yani AGF'den olduğunu ama siz 7 numarayı mutlaka Night Hunter'ı bir yerlerinize yazın. Muhtemelen de bugün %5 AGF ile koşar diye düşünüyorum. Bu %5-6 civarlarında olur. 7 numaralı The Night Hunter'ı yazın. Zaten Destraza'yı söylememe gerek yok. Mutlaka yazarsınız zaten. 5. koşu 3 şart dişi 4 yaş taraftar 1400 metre kum. Bu yarışta zor bir yarış. Enteresan atlar gelebilir ama siz 5 numaralı altın ekeni mutlaka yazın. Tuttuğunuz atları ekleyin. 6. koşu Tendrek koşusu. Koşu kum koşu oldu. 12'nin 11 numara agent spirit koşmayacak. Ben sabah grubumla paylaşmıştım bunu. Ee, onun bilgisini vereyim sizlere. agent spirit koşmayacak. Ee, benim bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla öyle zaten. Antrenörle de konuştum. Yani koşmayacaklar yani atı kum olunca. E şimdi burada kum olunca işler değişti. Ee, Rockstar'ın kum pisti eksik. Yani kum pisti koşacak atlar. Burada 4 numara hat var. Her iki pisti de yapma özelliği var. Yarış da gördü. Yani o kumda değişik gidebilecek atlar var. Bakın burada sürpriz olabilir. Sen çünkü çoğu at buradaki atların çoğu çimci. Dikkat edin buraya bu yarışa enteresan olabilir. Yarış ıslak kumda hangisi gider gitmez açıkçası çok büyük tereddütlerim var bu yarışta ama siz 4 numara hamburger'ı yazın. Mutlaka tuttuğunuz atları yazın. Rastların nasıl koşacağını açıkçası merak ediyorum. Merak etmiyorum da diyelim. O da yani kumpis çimde çok farklı koşuyor rakslar ama kumpis olunca tabi işler değişiyor. Bu yarışa dikkat edin ama buraya at yazın. 7. koşu 4. ayak 5 şart dişi. Muhtemelen e, Hayalet Kız çok büyük favori çıkacaktır ama siz 2 numara Difrensiz oynamayın. Mutlaka different yazın. Hayalet Kız'ı da yazın. Yani Difrenti o oynamamanızı tavsiye ederim sizin. zaten Hayalet Kız'ı yazarsınız. O zaten %75'e %80'e koşar Hayalet Kız. 8. koşu 3 şart 3 yaşlı İngilizler 1300 e, tabi şimdi kuma geçti. E, şimdi burada kumcu atlar var. E, mesela bu bir numara Thornton kumcu bir at. Çime eksikti. E, şimdi bir numara Thornton muhtemelen e, serseri atla beraber yarışın şanslı atı durumuna geldi. E, çim olsaydı mesela burada e, serseri at çok farklı koşacaktı. E, ama işte yarış kum olunca Thornton kumu rakiplerine göre biraz daha iyi gibi sanki duruyor serseri atla torun time yazın iki at ee, yazın tuttuğunuz atları ekleyin son koşu dokuzuncu koşu 15 handikap 4 yukarı atlar 1400 gum valla çok zor bir yarış neresinden bakarsanız bakın gelmeyecek at sayısı çok az ee, bu hafta baba ramazan idmanda çok iyiydi idmanda ruşen ali çok iyiydi basket iyi bunları mutlaka değerlendirin işte birer ikişer tane sizlere at söyledim bunları değerlendirin adana'da çimpis değişince guma geçince Çin'de mesela size söyleyeceğim çok iyi vardı. Şu at şu at diyecektim. Yürüyecektim gidecektim ama şimdi kum olunca dediğim gibi değişti işler iki yarış için. Diğer ayaklarla ilgili yorumlarımı yaptım sizlere. Benim Adana ile ilgili sizlere tavsiyem naçizane budur. Adana'dan sevgi ve saygılarımı sunuyor. Hepinize bol şanslar diliyorum.